Sıhhiye'deki barış mitingi öncesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı gerçekleşti. Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinin ardından Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları ortak açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu patlamada 86 kişinin öldüğünü açıkladı. Şu anda hastanelerimizde 186 hastamız tedavi oluyor. Bunlardan 28'i yoğun bakımlarda, 18'i ameliyathanede tedavi ortamında ve olay yerinden gelen, olay yerinde kaybettiğimiz vaka sayımız ne yazık ki 62. Bize ağır yaralı olarak gelip de kaybettiğimiz vaka sayımız da 24. Basın mensupları herkesi şoke eden bu rakamı teyit için yeniden Sağlık Bakanı'na sordu. Sayıyı netleştirmek açısından soruyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı Sayın Müezzinoğlu 62 mi yoksa 62 ve 24 toplamı 86 mı? 62 bize, hayır, 62 bize olay yerinden vefat ederek getirilmiş olan vaka sayımız. Vefat eden vatandaşımız. Artı 24 bize yaralı, ağır yaralı olarak gelmiş ve müdahale esnasında kaybettiğimiz vaka toplam 86 insanımızı kaybetmiş durumdayız. İçişleri Bakanı Selami Altınok'sa saldırıyla ilgili herhangi bir güvenlik açığının olmadığını söyledi. Çok yoğun bir şekilde güvenlik zafiyetinin olduğuna yönelik tartışmalar açıldı. Bu çerçevede sorumluluk alarak istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, güvenlik açığıyla alakalı hiçbir şey söz konusu değildir. Miting Sıhhiye Meydanı'ndadır ve miting alanının etrafı bariyerlenmiştir ve miting alanına girişlerde arama yapılacaktır. Miting alanının dışındaki herhangi bir alanda insanların farklı illerden gelip oradan miting alanına yürüme anında meydana gelmiştir. Biz ona rağmen Ankara Valiliğimiz, Ankara Emniyetimiz mekan ve zemin aramalarını yapmıştır. Orada da görevlilerimiz vardır. O manada herhangi bir güvenlik zafiyetini, mitingle alakalı bir güvenlik zafiyetinin olduğunu düşünmüyorum.